Ragnarok Torkeri Kötü kadın Evvel zaman içinde Asgard diye bir yerde mutlu mesut yaşayan, tatlıyı sütlüceden, yoğurdu kanlıcadan yiyen bir halk varmış. Thor abimiz bu yapımda da gözünden götünden ışıklar saçan şeytani varlığı taşak geçercesine öldürüp Asgard'ın yolunu tutuyor. Hikaye şu. Thor sürekli rüyasında Asgard'ı ataşlar içinde görüyor. Odin emekliye ayrılmış. Loki yine iğnelik peşinde. Ragnarok geliyormuş. Ne peki Ragnarok? Bu. Bence mahsuru yok bu arada gelebilir. Felaket buysa yaşamaya razıyım acı. Memleketi herkesten seksi iki adam yöneteceğin ya. Bir tane taş gibi atın yönetsin amına koy. Bu arada ablamızı tanıyorsunuz herhalde. Kendisi Yüzüklerin Efendisi'ndeki Galadriel ablamız. Nasılsın Galadriel? Mimminin yan ni. aynen ne diyorsan aynısından. Ne verdiniz lan bu namına koy mal olmuş iyice. <laughs> Orada kalamamış olacak ki burada Azgard'ın peşine düşmüş. Rivayet şu ki Azgard Odin ölünce helaya kalıyor. Bizim Thor'la Loki de mümkün değil diyor. Olay bu. İlk karşılaşmalarında bir delik açıp Azgard'a dönerken Hela ablamız takılıyor peşlerine atıyor bunları yoldan dışarı. Millet Thor beklerken Hela geliyor. Thor nerede ona ne yaptı? Thor abimiz evrenin çöplüğüne düşüyor. Düşün milyarlar belki katrilyonlarca gezegen var. İşte adı üstünde. Hela. Nereye göndermesini bekliyorsun ki? Tabii torabiyi tanıyan yok hella. Lap diye bağlıyorlar. Ben Yıldırım tanrısıyım. Bir hata yapıyorsunuz. Aynen ben de Merlin Monroe'yum. Bak taşak geçmiyorum ben gerçekten öyleyim. Çekicim nerede? Gel benim çekicimi kaldır kız. <laughs> Canım bak biz burada Yıldırım tanrısı sikiyoruz. Loki? Loki? Loki bana bak. Abi ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun amına koyayım? Şarap mı? O? Ortama ayak uyduruyorum. Az şerefsiz ol ya. Sıyrıl şu onurundan şerefinden. Oğlum tanrıyım ben Loki. Tanışıyor musunuz Can Bey? Can mı? Ee, yok tanışmıyoruz. Tora açık çek veriyorlar. Diyorlar ki şampiyonumu arana da kurtul. Tabi o sırada Hela abla ne yapıyor? Bakın size çok açık bir şey söyleyeceğim. Odin öldü. Thor'la Loki'yi de bir yere gönderdim. Adını tam bilmiyorum. Yani ben kraliçeyim artık. Hızlıca tapın bana. Biz falan çökün. Ekonomide istikrar falan sağlayalım. Çok güçlüyüm. Bir de başvuru sayılırım bu yapımda. Senin güttüğün oyun kadar bizim siktiğimiz çoban var. Basket azgarttan yoksa dalarız sana kalpakla. Ya sen beni dinlemiyor musun? Ne anlatıyorum yarım saattir? Acayip güçlüyüm ya. Anlamıyor musunuz? Anlamıyoruz. Anlamayan büyük bir güruh hele abla tarafından hacamat ediliyor. Tabi bu ablamızın umrunda değil. Zira onun ordusu yer altında ölü. Birçok yapımda gizli ordu olayını görmüşsünüz. Tekrar dirilirler. Çok güçlüdürler falan. Aynen bu yapımda da o var. Zaten Thor Ragnarok aslında komedi olacakmış da Yanlışlıkla süper kahraman filmi yazmışlar. Amına koyayım? Deadpool'da şakalar komiklikler hoşuna gidiyor milletin diye Thor gibi bir kahramanı palyaço yapmaya değdi mi? Bakın bir iki tane değil. Yüzlerce abuk subuk şaka var oğlum. Adam baya hikaye boyunca kaslı şebek lan. Sonuç olarak turnuva bahane Hulk'la Thor'u yan yana getirmek şahane. Asgard'a dönme yolunda Hulk'la işbirliği çabaları. Oğlum yapım iki saat sürüyor. Bir buçuk saati Asgard'a dönmeye çalışmaları. Zaten bu yapımın adı aslında Thor Ragnarok değil Thor Asgard'ın yolu olması gerekiyormuş. Bana yardım et. Dönmemiz lazım. Ben iyiyim, sen dön. Sen bilirsin. Ben gidiyorum. Git git aynen. Sanki sana ihtiyacım var. Tanrıyım lan ben. Aynen tanısın git. Götümün hulku ana. <laughs> Götümün tanrısı. Tabi hikayede ataerkil bir kas seçimi olmaz. Bir tane de gereksiz hatun kişisi koyacaksın ki tam olsun. Olur ya belki öpüşür sevişir. Kadın izleyici kitlesi abazalar falan da izlemeye gelir. Bu ablamız Asgard'ın eski askeri. Sürekli böyle sikimde olmaz tavırları. Efendim ne bileyim ne döneceğim Asgard'a burada iyiyim zaten havalarında. Ama devamlı yani. Thor da bu hatunun karşısında palyaço level 4. Max 5 öyle düşün. Tabi biz adımız gibi biliyoruz ki Kesin o da gelecek. Bakın bazı şeyler için sinema uzmanı olmaya, yıllarını senaryo yazarlığına vermeye gerek yok. Bu abla bu yapımda varsa o azgardda gelecek oğlum. Bakınız sonuç. Ben de azgardda gelip o helanın saçını başını yolacağım. Biliyoruz. Hele bir de şaka sayısı az gibi. Hulk'u da araya kaynatıp şebek yapmaları Allah'ım çıldıracağım dedirtiyor. Ben abi 2 yıldır Hulk'muş. Kendine gelince iki robumu yalayım ne kadar salağım tavırlarında mala bağlıyor. Yani koca prodüksiyonlu yapımda şurada dönen muhabbet ve sahne Bayağı Selena'nın Hades'i sahneleri gibi amına koy. Peki nasıl çıkacaklar bu çöplük gezegenden sizce? Şeytanın anüsünden. Bak kanka sen bir film yapsan ve bir noktasında şöyle bir replik koysan şuradan çıkacağız. Şeytanın anüsünden mi? Bak seninle 40 yıl taşak geçerler. Ama elin gevuru yapınca Abi Marvel ya Marvel Oldu olacak ebesinin ama yapsaydınız bari geçidin adını Sonra efendim Fox çok küfür ediyor Sonra efendim niye bu kadar küfürler yaygınlaştı paradillerde? Oğlum ben demiyorum Thor diyor. Sonuç olarak delikli naneyle beraber anüsün içine girip azgarda gidiyorlar. Hulk vs kurt, hela vs Thor falan derken yapımın başında yok ettikleri şeytan abiyi gel şuna bir dal diyerek canlandırıyorlar. Gemiye de halkı doldurup finalde azgardın yok oluşunu izliyorlar. He bir de sığındıkları tez şu. Azgard bir toprak parçası değildir. Halktır. Kardeşim Topraksız vatan mı olur? Bayraklara bayrak yapan üstündeki kansa, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Vatansız köpekler. Kısacası gişe çok tatlıydı. Veletler gidiyordu sinemaya. Ragnarok yapak dedik. Para geliyor nasılsa. 10 dakikalık hikayeyi 2 saate yaydık. Gişe fena değildi de otoritede sıçtık temalı. Bu yapım bizim için Feeling!